Onur Koleji'nden herkese merhaba. Bugünkü hikayemizin adı Tilki ile Leylek. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski bir zamanda kurnaz mı kurnaz bir tilki varmış. Bu tilki ormanın uzak bir yerinde güzel bir evde yaşarmış. Her sabah evinden çıkar, ormanda türlü türlü haylazlıklar yaparmış. Yaz mevsimi gelince leylekler tilkinin yaşadığı ormana taşınmışlar. Leyleklerden birisi tilkinin evine yakın bir yerde kendisine ev yapmış. Böylece tilki ile leylek komşu olmuşlar. Leylek evini bitirince tilki onu evine çağırmış. Öyle ya yeni komşuyu misafir etmek gerekiyormuş. Tilki güle oynaya leyleğin yanına gitmiş. Bugün bizim eve gel leylek kardeş demiş. Birlikte yemek yiyip sohbet edelim. Leylek bu davetten pek hoşlanmış. Teşekkür ederim tilki kardeş, akşama gelirim diye cevap vermiş. Komşusunun evine gitmek için hazırlanmış. Beyaz tüylerini yıkamış, taramış. Akşam olunca tilkinin evine gitmiş. Tilki de hazırlanmış, Leyle'yi bekliyormuş. Kapı çalınınca açmış. Hoş geldin Leylek kardeş. Haydi gel de yemeğimizi yiyelim demiş. Leylek hoş bulduk diyerek masaya geçip oturmuş. Acaba tilki kardeş ne yemekler yaptı diye merak ediyormuş. Az sonra tilki sofrayı hazırlamış. Çorbayı tabaklara koyup masaya getirmiş. Ama tilki bu. Hiç haylazlık yapmadan durur mu? Sofraya çorbadan başka hiçbir yemek getirmemiş. Üstelik tabaklar da dümdüzmüş. Leylek çok şaşırmış. Benim gagam upuzun. Ben bu çorbayı nasıl içeyim? diye düşünmüş. Öylece yemeklere baka kalmış. Leylek öyle boynu bükük bakarken tilki sofraya oturmuş. Dumanı tüten çorbadan şılap şılap diye içmeye başlamış. Tabağı bitince bir tabak çorba daha getirmiş. Onu da leyleğin önünde içip bitirmiş. Leylek de uzun gagasıyla çorbadan içmek için uğraşmış. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın çorbadan birazcık bile içememiş. O zaman tilkinin kendisine bir oyun oynadığını anlamış. Buna çok üzülmüş ama yine de tilkiye hiçbir şey söylememiş. Çıkarken birkaç gün sonra "Sen de bize gel komşucum, birlikte yemek yiyelim." demiş tilki. Hay hay pek sevinirim. Hemen yarın akşam gelirim diye cevap vermiş. Ertesi gün tilki Leyla'ya gitmek için hazırlanmış. Hava kararınca hoplaya zıplaya Leyla'nın evine gitmiş. Yemeklerin kokusu evin dışından bile duyuluyormuş. Tilki ağzı sulana sulana kapıyı çalmış. Tak tak tak. Leylek hemen kapıyı açmış ve tilkiye içeri buyur etmiş. Tilki neşeyle Leyla'nın evine girmiş. Karnı açlıktan gurulduyormuş. İştahla sofraya oturmuş. Aman Leylek kardeş, ne çok zahmet etmişsin. Kokusundan belli ki et pişirmişsin." demiş. Leylek, "Ya öyle hemen getireyim de soğumasın." diye cevap vermiş. Et yemeğini sofraya getirmiş getirmiş getirmesine ama o nefis yemek ağzı dar ve upuzun bir kabın içindeymiş. Leylek, haydi buyur tilki kardeş demiş ve yemeye başlamış. Leyleğin gagası kaplara rahatlıkla giriyormuş. Ama tilkinin koca ağzı bu kaplara sığmıyormuş. Tilki ne yaptı ne ettiyse de bir lokma bile et yiyememiş. Yutkuna yutkuna Leyle'ye bakmış. Leylek yemeğini kolayca yiyip bitirmiş. Tilki de aç kalarak sofradan kalkmış. Bir bakmış ki yapacak bir şey yok. Bir kelime bile söylemeden evine gitmiş. O giderken Leylek arkasından gülmüş. Bu sana ders olsun tilki kardeş demiş. Umarım bana yaptığını bir daha Kimse yapmazsın.